Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bu videoda ne yapacağız? Paragrafta konu, başlık, ana fikir yani ana düşünce nedir onu öğreneceğiz. Evet, ilk olarak haydi ne yapalım biliyor musunuz? Paragraf ne demek? Bir bakalım mı birlikte? Evet, bakın ben burada açıkladım paragrafın ne olduğunu. Ne diyor bakın? Bir duyguyu, düşünceyi, olay ya da durumu bir bütün halinde anlatan yazı birimlerine paragraf denir. İsterseniz bir hikaye kitabı üzerinde paragrafı görelim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Evet, elimde bir kitap var. Sizlerin de severek okuyabileceği kitap tanıtım videomda yani kitap kurdu videolarında da bahsettiğim bir kitap. Tanıttığım bir kitap Karaböcü ile Tatil Maceraları. Bakın onun herhangi bir sayfasını açtım. Gördünüz mü sevgili çocuklar? İşte bakın bir satır başıyla başladı. Diğer satır başına kadar olan bak burası bir paragraf. Hadi yazı verelim. Evet yazdık gördünüz mü? Burada ne yapmışlar? Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir olayı ne yapmışlar? Anlatmışlar. Evet işte burası bir paragraf sevgili çocuklar. Şimdi bakın silkelenerek diye başlamış. Burası da bir satır başı ve az sonraya kadar bir diğer satır başına kadar olan şurası da bir ne? Bir paragraf yazalım. Evet onu da yazdık. Gördüğünüz gibi sayfanın üzerinde ne var? Pek çok paragraf var. 1, 2, bak burada da var bir paragraf. 3, 4, 5 ve 6 tane paragraf var sevgili çocuklar. Şimdi biz bu videoda ne yapacağız? Paragrafta konu nedir? Paragrafta işte ana fikir nedir? Paragrafa uygun başlık bulmayla ilgili bir çalışma yapacağız sizlerle birlikte. Evet sizler sorularda paragraf sözcüğüyle de karşılaşmayabilirsiniz. Ne derler? İşte aşağıdaki metnin konusu nedir? Ana düşüncesi nedir? Gibi ne yapabilirsiniz? Sözlerle de karşılaşabilirsiniz. İşte hadi gelin ne yapalım? Bu videoda onları birlikte öğrenelim. Hadi geçmeden tekrar yine kitabımıza dönelim. Bakın oradan bir paragrafı okuyayım ben size. Dede başını iki yana sallayarak yine gazetesine döndü. O gazetesini yukarı kaldırır kaldırmaz balık karaböcü sudan fırladı ve sırılsıklam bir kedi olarak kumların üstünde oturdu diyor. Bakın şurası dedik ki bir paragraf. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir olayı anlattı. Hangi olayı? Dede gazetesini okurken karaböcü de ne yapmış? Sudan çıkmış. Bak bu paragrafta bunu anlatıyor. Evet, söylediğimiz gibi bir de ne demiştik paragraf için? Bir satır başından diğer satır başına kadar olan şu bölüme biz ne diyorduk? Paragraf diyorduk. Hadi gelin şimdi ne yapalım? Paragrafta konu neymiş ona bir bakalım. Bakın diyor ki paragrafta konu hakkında. Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. Peki konuyu bulmak için ne yapacağız acaba değil mi? Evet konuyu bulmak için şu sorulardan birine yanıt bulmaya çalışmalıyız. Burada anlatılan şey nedir? Ne hakkında anlatım yapılıyor? Neden söz ediliyor? Evet bu sorulardan birine eğer bir yanıt bulabiliyorsak okuduğumuz metinde sevgili çocuklar paragrafın konusu da odur. Hadi gelin öğrendiklerimiz doğrultusunda evet şurada paragraflarımız var. Bunlara ne yapalım sizinle birlikte başlık yazalım. Konusunu belirleyelim sevgili çocuklar. Evet. Sonra da başlık ve ana fikirle devam ederiz. Şimdi şunu okuyalım bakalım. Paragrafı okuyalım ve konusunu bulmaya çalışalım. Bulurken ne yapacaktık? Burada anlatılan şey nedir sorusunun cevabını bulacaktık. Bak şurada vardı. Burada anlatılan şey nedir? Ne hakkında anlatım yapılıyor? Neden söz ediliyor? Sorularının birine cevap bulmaya çalışacaktık. Başlayalım. Atasözleri halkın bilgi birikiminin en doğal, en yalın halidir. Bu özlü sözler bizleri bazen tehlikeli ya da olumsuz durumlara karşı uyarırken bazen de bizlere öğüt verici niteliktedir. Ayrıca atasözleri bir toplumun hayata ne kadar geniş bir açıyla baktığını da gözler önüne serer deniyor. Evet, burada anlatılan şey nedir sevgili çocuklar? Ya da ne hakkında anlatım yapılıyor? Ne diyorsunuz? Bravo size. Atasözleri değil mi? Hemen şuraya konuyu yazalım. Burada hemen bir şey daha söylemek istiyorum. İlk cümle çok önemli sevgili çocuklar. Konuyu bulurken ilk cümleyi dikkatli okuyun. İlk cümlede neden bahsedileceği paragrafın konusu hakkında bize bilgi verir. Bak burada atasözleri halkın bilgi birikiminin en doğal, en yalın halidir denilmiş. Bakın burada atasözlerinden, bu metnin atasözlerinden bahsedeceği açık bir şekilde ilk cümlede söylenmiş. Hadi bir diğerine geçelim bakalım.
Diyor ki, bir ulus oluşturan, insanlara özgü olan, onlara özgün bir kimlik veren maddi ve manevi değerler bütünüdür kültür. Bakın, hemen ilk cümleye dikkat edelim. Bakın ben diyorum ki bu metin kültürden bahsedecek. Evet, müzik, edebiyat, din, resim, müzik, gelenek gibi pek çok kavramı kapsar. Ama kültürün en önemli ögesi dildir. Çünkü dil toplumları ulus yapan başlıca kültür ögesidir. Evet, kültür dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Evet, metni okuduk, paragrafı okuduk. Evet, kültürden bahsediyor ama esas burada kültürü aktarmaktaki etkenin dil olduğundan bahsediliyor, o değil mi? Peki konu nedir o zaman? Evet, ne diyorsunuz? O zaman ne diyebiliriz? Dilin kültür üzerindeki etkisi diyebilir miyiz? Evet, yazdım, dilin kültür üzerindeki etkisi diye. İki tane metnim daha var. Onlarla devam edelim. Diyor ki bakın, ülkemizde bütün dünyada olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Bak altını çiziyorum sevgili çocuklar. İlk cümledeki neden bahsediliyorsa metnin geneli ondan bahsediyor. Evet. Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir. Uygun şekilde depolanmayan çöpler görüntü kirliliği oluşturması ve kötü kokmasının yanı sıra sağlığa da zarar veriyor. Evet, hadi bakalım bu metin neyden bahsetmiştir? Nedir bu metnin konusu? Burada anlatılmak istenen şey de nedir? Evet, ne hakkında yazı yazılmış? Aferin size. Bak altını da çizdik. Çöpler değil mi sevgili çocuk? Şimdi bir diğer metne geçelim. Diyor ki çevre canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları ortamdır. Evet bak ilk cümlede ne var? Bakın neyden bahsediliyor? Çevreden. Büyük bir ihtimalle bu metnin konusu çevre. Ama okumaya devam edelim. Hayvan ve bitki türleri, su ve kara parçaları çevreyi oluşturan doğal unsurlardır. Bunlar bir düzen içerisindedir. Birinin zarar görmesi diğerlerine de zarar verir. O halde çevremizi korumak ve çevre sorunlarını çözmek için çaba sarf etmeliyiz denilmiş. Evet, ilk cümlede çevreden bahsediliyordu ama sonraki cümlelerde neyi gördük, ne anlatılmış, bir de çevre sorunlarından bahsedilmiş ve çözümlerinden bahsedilmiş. O zaman konu nedir? Aferin size. Peki ne diyelim o zaman? Çevre ve çevre sorunları diyebilir miyiz? Evet, yazdım. Metnin konusu çevre ve çevre sorunları. Evet, sonuç olarak paragrafta konu hakkında ne diyebiliriz sevgili çocuklar? İlk cümle paragrafta konu hakkında bize bilgi verebilir. Evet, buraya da yazdım. İlk cümleye dikkat et. Orada paragraf hakkında ne yapıyordu? Bize fikir veriyordu, değil mi? Şimdi ne yapacağız? Paragrafta ana düşünce neymiş bakalım. Evet, paragrafta ana düşünce, ana fikirle ilgili bir ne yapacağız? Çalışmayla devam edeceğiz. Yazarın bir paragrafta okuyucuya vermek istediği mesaja ne deniliyormuş? Ana fikir ya da ana düşünce deniliyor. Peki ana fikri bulmak için ne yapacağız acaba? Hangi soruları soracağız? Bak şu soruları sorulmalıdır. Bu anlatım ne amaçla yapılmıştır? Bu anlatımda hangi mesaj veriliyor? Bu anlatımdan çıkaracağımız ders nedir? Bakın bu sorulardan birine bulduğunuz cevap o metnin, o paragrafın ana düşüncesidir sevgili çocuklar. Haydi şimdi örnek sorularla bunu pekiştirelim. Evet, paragraflarımız hazır. İlk paragrafı bir daha okuyalım. Atasözleri halkın bilgi birikiminin en doğal, en yalın halidir. Bu özlü sözler bizleri bazen tehlikeli ya da olumsuz durumlara karşı uyarırken bazen de bizlere öğüt verici niteliktedir. Ayrıca atasözleri bir toplumun hayata ne kadar geniş bir açıyla baktığını da gözler önüne serer. Şimdi şu sorulardan birine yanıt bulmaya çalışalım. Bu anlatım ne amaçla yapılmıştır? Bu anlatımda hangi mesaj veriliyor? Ve bu anlatımdan çıkaracağımız ders nedir? Bunlardan bir tanesinin cevabını bulmaya çalışalım. Evet, şöyle desek nasıl olur? Ne diyeceğimizi sorgulamıştık değil mi az önce? Atasözleri toplumların hayata bakış açılarını gösterir desek. Ne diyorsunuz? Evet, ana fikir olarak bakın. Atasözleri toplumların hayata bakış açılarını gösterir diyebiliriz. Hadi bir sonrakine geçelim. Evet, tekrar okuyoruz. Bir ulusu oluşturan, insanlara özgü olan, onlara özgün bir kimlik veren maddi ve manevi değerler bütünüdür kültür. Müzik, edebiyat, din, resim, müzik, gelenek gibi pek çok kavramı kapsar. Ama kültürün en önemli ögesi dildir. Çünkü dil toplumları ulus yapan başlıca kültür ögesidir. Kültür dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Evet.
Evet sevgili çocuklar, burada da bir öncekinde dikkat edeceğimiz gibi son cümleye dikkat. Bakın, kültür dil sayesinde nesilden nesile aktarılır diyor. Evet, ana fikir ne o zaman? Yazarın bu anlatımı neden yapmıştır acaba? Buna dikkat edecektik. Hangi mesaj veriliyor bu anlatımda, değil mi? Bu tür soruların cevabını arıyoruz. Şöyle desek ne dersiniz ana fikrine? Dil sayesinde kültür nesilden nesile aktarılır, değil mi? Yazarın vermek istediği mesaj bu olsa gerek. Ne dersiniz sevgili çocuklar? Bir diğer metnimize geçelim. Ülkemizde bütün dünyada olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir. Uygun şekilde depolanmayan çöpler görüntü kirliliği oluşturması ve kötü kokmasının yanı sıra sağlığa da zarar veriyor denilmiş. Peki çocuklar, burada yazarın bize vermek istediği mesaj nedir? Evet, hangi sonucu çıkarmamız gerekiyor bu metinden? Ne düşünüyorsunuz? Evet, peki sizler de düşündünüz. Şöyle desek nasıl olur sevgili çocuklar? Çöpler bütün dünyanın en önemli sorunlarından biridir desek. Evet, peki bir diğer metnimize de geçebiliriz. Diğer metnimiz bakalım neydi? Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları ortamdır. Hayvan ve bitki türleri, su ve kara parçaları çevreyi oluşturan doğal unsurlardır. Bunlar bir düzen içerisindedir. Birinin zarar görmesi diğerine de zarar verir. O halde çevremizi korumak ve çevre sorunlarını çözmek için çaba sarf etmeliyiz denilmiş. Şimdi sevgili çocuklar, ana fikri ararken ne yapıyorduk? Son cümleye dikkat ediyorduk. Burada özellikle o halde diye başlanmış olan bakın bu son cümle zaten metnimizin nesi? Ana fikrini vermekte. Evet, ben aynen şöyle yazdım ana fikir olarak. Çevreyi korumalı ve çevre sorunlarını çözmek için çaba harcamalıyız. Evet, nereden elde ettik? Bak, burada da bir şey çıktı ortaya. Metinlerin ya da paragrafın son cümlesi sevgili çocuklar bize ne yapıyor? Ana fikri veriyor, değil mi? Evet, gördünüz, yazdık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de metinlere uygun başlık yazacağız sizinle birlikte. Şimdi de başlıkla ilgili bir çalışma yapalım. Diyor ki bakın, metnin konusuyla ilgili olan konuyu en kısa şekilde anlatan, okuyucunun ilgisini çeken ifadeye ne denilirmiş? Başlık denilirmiş sevgili çocuklar. Hadi az önceki metinlere sizle birlikte başlık yazalım. Evet, metinlerimiz hazır. İlk metnimiz neydi bakın? Konusu atasözleriydi. Eğer bizler başlık bulmakta zorlanıyorsak, bak ana fikirden de yararlanabiliriz. Çünkü başlık hem ana fikirle hem de atasözleriyle ilgili bir başlık olması gerekiyor. Evet, bakın ne bulmuştuk ana fikir olarak? Atasözleri toplumların hayata bakış açılarını gösterir demiştik. Konu da atasözleriydi. Başlık istersek direkt atasözleri olarak ne yapılabilir? Yazılabilir. Yazalım. Evet, ben atasözleri vermeyi tercih ettim. Sizler farklı başlıklarda bulabilirsiniz tabii ki. Bulurken de ana fikir ve konuyla ilgili olmasına dikkat edin. İkinci metnimize geçelim. İkinci metnimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın neydi? Bak, konu dilin kültür üzerindeki etkisiydi. Ana fikir dil sayesinde kültür nesilden nesile aktarılırdı. Peki başlık ne olsun? Ne dersiniz? Dilin etkileri diye bir başlık koysak nasıl olur? Hadi bir yazalım. Evet, ben yazdım. Siz şöyle de yazabilirsiniz sevgili çocuklar. O aslında öyle daha iyi olabilir. Dilin kültür üzerindeki etkileri diye. Bir diğer metnimiz, görüyorsunuz şu metin, çevremizde bütün dünyada olduğu gibi diye başlıyor. Konu neydi? Çöplerdi. Ana fikir neydi? Hemen şöyle gösterelim. Çöpler bütün dünyanın en önemli sorunlarından birisidir diye ne yapmışız? Ana fikri belirlemişiz. Başlık ne koyabiliriz? Dünyanın en önemli sorunu diye bir koyabiliriz değil mi? Bayağı ilgi çekici olur. Ya da istersek ne yapabiliriz? Çöplerin dünya üzerindeki etkileri diyebiliriz. Yazalım birini. Evet, yazdım. Bir diğer metnim daha var. Neymiş konu? Çevre ve çevre sorunları. Hemen ana fikrine bakalım. Okuyalım bir ana fikrini. Çevreyi korumalı ve çevre sorunlarını çözmek için çaba harcamalıyız. Buna uygun bir başlık bulacağız. Haydi birlikte bulalım sevgili çocuklar. Evet, çevre sorunlarını çözmek için neler yapabiliriz? Daha da kısaltalım hadi. Çevreyi nasıl koruruz? Başlığına ne dersiniz? Bence güzel oldu, yazalım. Evet sevgili çocuklar, yazdım başlığı, çevreyi nasıl koruruz diye. Gördüğünüz gibi ana fikre uygun oldu ve konuya da uygun oldu, çevre sorunları diye. Evet, böylece bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.